AK Parti MHP ittifakı teklifi komisyonda görüşülürken gözler de muhalefette şüphesiz. O cephede Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Peki bu karar milletvekili seçimini de kapsayacak mı acaba? Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bu soruyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuş ve yanıtı da köşesine taşımış. Hemen bakalım birlikte. Soruyu birinci muhatabı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduk. Hayır demedi. Hatta bunun adını da koydu. Biz ona birleşme diyoruz, ittifak değil. Birlikte hareket etme. Daha ilerisine gitmeyip AK Parti ile MHP'nin getirdiği ittifaka ilişkin uyum yasası teklifine göre karar vereceklerini söyleyince bir daha üsteledim. Buna bugünden karar vermek için çok erken yanıtıyla yetindi. Milletvekili seçiminde de yapmayız demedi, kapıyı açık bıraktı. Uyum yasası teklifine ilişkin eleştirilerini de şöyle sıraladı. İttifakla ilgili getirdikleri yasa teklifi eşitlik ilkesine aykırı. Şimdi %9.90 oy alan kişi parlamentoya milletvekili sokamayacak, %1 oy alan milletvekili sokacak ittifak dolayısıyla. Teklifi 12 Eylül rejiminin devamı olarak değerlendirip ekledi. Teklifle %10 seçim barajını getirdiler, bir de %50 ve üstü barajını getirdiler. İki barajlı bir sistem oldu ki bunun demokrasiyle bağdaşır bir yanı yok. AK Parti ile MHP'nin getirdiği ittifak düzenlemesinin bu haliyle çıkmaması için parlamentoda mücadele edeceklerini söyledi. CHP'yi HDP ile ittifakı iten açıklamalar ve MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine de yanıtı şöyle oldu. Bahçeli bizi hedef almak istiyor. AK Parti sözcüsü gibi AK Parti'nin söylemesi gerekeni Bahçeli söylüyor. O nedenle doğrudan muhatap almıyoruz diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve onunla ilgili görüşleri de aktaran kişi Muharrem Sarıkaya, Gazete Habertürk'te.